Buyurun. Teşekkür ediyoruz sana. Çok adamlı. Nasılsınız? İyiyiz. Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Necmet Kıbrı geliyor. Hayırlı olsun. Bayramınızı kutlusun. Teşekkür ederiz. Şeref verdiniz. Geçen bayramda Aylin Hanım vardı. Teşekkür ederim. Bugün siz varsınız. Misafir olarak önce siz mi başlamak istersiniz? Karar sizin, isterseniz. Buyurun, buyurun. Tekrar hoş peki geldiniz. Geçen bayramda da burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin AK Parti heyeti olarak ziyaret ettik. Güzel karşılandık. Aylin Hanım da buradaydı. Hem kendilerine hem Özgür Bey'e selamlarımızı tekrar iletirsiniz. Tüm camiamızın, tüm Cumhuriyet Halk Partisi camiasının, Türk milletinin bayramını kutluyoruz. Umarım bu bayramlar daha güzel düşünmeye, daha iyi şeyler yapmaya, daha güzel projeler yapmaya, daha birlik ve beraberliğe, daha çok ülkemizi kalkındırmaya vesile olur. Çünkü Türkiye bulunduğu stratejik nokta itibariyle birçok şeylere maruz kalıyor. Üstelik birçok yükleri de üzerinde taşıyor. Sizler de parlamentoda bunu çok yakından izliyorsunuz. Bizler de geçen dönemde, önceki dönemdeki milletvekili dönemimizde de bunlara şahit olduk. Türkiye güçlenmesi ve büyümesi gereken bir ülke. Üzerlerinde sorumluluğu çok olan bir ülke. Bunu ancak birlik beraberlikle aşabiliriz. Tabii ki birbirimizle farklı düşünceler olması normal. Değişik siyasi partilerin değişik siyasi argümanlar üretmesi çok normal. Bunu doğru karşılamak lazım. Farklı farklı bakış açılarının olması normal ama ülke meselesi olunca biraz daha fedakarlığı başarabilmeliyiz ve Türkiye'nin başarısı için hep beraber çalışabilmeliyiz. Dolayısıyla bu bayramda da buna vesile olsun istiyoruz. Size de tekrar bayramımızı kutluyoruz. Hem milletvekilinizden dolayı güzel çalışmaları yapacağınızı ümit ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Tekrar hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Bayramlar birlik, beraberlik, dayanışmanın, yardımlaşmanın güçlendiği, kuvvetlendiği günler, dönemler. Yine aynı şekilde geleneklerimizi hayata geçirdiğimiz dönemler. Bu ziyaretler de çok çok kıymetli. Ama şu son dönemde toplumun bütün kesimleri bayramı bayram gibi yaşayamıyor ne yazık ki. İşte bir emekli bir çiftin çocuklarını bayramda ziyarete gitmesinin bile maliyeti çok çok yüksek. Asgari ücretlilerin, işçinin, emekçinin biz istiyoruz ki toplumda refahın toplumun tüm kesimlerine yayıldığı bir sistemi hep birlikte hayata geçirelim. Elbette siyasi partilerin ülkeyi yönetme konusunda farklı yöntemleri, iddiaları, fikirleri olabilir. Bu farklılık zaten bizim zenginliğimizdir. O farklılıktan iyi şeyler, güzel şeyler ortaya çıkar. Yakın zamanda özellikle 31 Mart yerel seçimleri sonrasında yaşadığımız o diyalog süreci, normalleşme süreci bizce çok çok kıymetli. 31 Mart yerel seçimlerinde milletimizin bize verdiği sorumluluğun, misyonun farkındayız. Dolayısıyla doğruya doğru diyerek, iyiye iyi diyerek, yanlışa yanlış diyerek bir ortak akılla, uzlaşıyla, istişareyle dediğiniz gibi ülkemizin hak ettiği, milletimizin hak ettiği iyi yerlere, iyi konumlara gelmesi için biz birlikte mücadele etmeye her zaman hazırız. Dediğim gibi bu diyalog ve iletişim çok çok kıymetli. Demokrasinin olmazsa olmazı. Dolayısıyla bunun sürmesi hem milletimiz açısından hem ülkemiz açısından, devletimiz açısından çok çok önemli. Ben sizin şahsınızda, heyetin şahsında Adalet ve Kalkınma Partisi ailesini, camiasının bayramını bir kez daha kutluyorum. Sayın Genel Başkan'a, Cumhurbaşkanı'na da yine
bayram tebriği dileklerimizi sizin vasıtanızla iletmiş olalım. Tekrar hoş geldiniz, şeref verdiniz. Evet, sayın başkanlar, bir şey söyleyecekse... Ben arkadaşlarımızı tanıtayım. Çizem Bey, Kadın Kolları MYK üyemiz. Yusuf Bey, Gençlik Kolları MYK üyemiz. Gençlik Kolları Genel Saymanımız. Siz de bir şeyler paylaşmak isterseniz, buyurun. Bayramlar kıymetli tabii ve bu görüntü birlikte veriyor olmak, birlikte olmak sizler adına da çok güzel. Ama kadınlardır belki de bu işlerde en mağdur olanlar, bayramların sorumluluğunu yükünü çekenler. İnşallah daha biraz daha güzel, daha mutlu, gerçekten benim başkanımın da dediği gibi daha refah, daha huzurlu bayramlar geçirmek dileğiyle. Çok teşekkür ederim. Yani başkanımız da ifade ettiği gibi ülkemiz gençliğinde yaşamış olduğu çok büyük sorunlarla inşallah bundan sonra süreçlerinin aynı refah seviyesinin müstekilinde gençler ülkemiz için daha iyi yerlerde, daha iyi evet, Derya Hanım, Sena Hanım. Ben de öncelikle nazik ev sahipleriniz için çok teşekkür ediyorum. Tabii bayram meselesiyle benim 4. gelişim buraya. Her defasında aynı nezaketle karşılıyorsunuz. Siyasetin sert zemininden sonra burada küçük bir yumuşama yaşamak, ülkemiz hakkında istişare edebilmek bize şimdi güzel bir ortam oluşturuyor. Tekrar ülkece nice huzurlu bayramlara erişmek temennisiyle. Ben Derya. Ben Gençlik Kolları MYK üyesiyim. Bizi burada aradığınız için çok teşekkür ediyoruz. Yumuşak nezaket tavrınız için de teşekkür ediyoruz. Bayramı inşallah mutlu geçer herkes için. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Tabii Türkiye ve dünya büyük bir türbülanstan geçiyor. Bunu hep beraber evet. Görüyoruz. Yani yangınlar, seller, felaketler, savaşlar, Orta Doğu'daki savaşlar, Afrika'daki çatışmalar, bunun karşısında yine Rusya ile Ukrayna'nın savaşları, Amerika ile Çin'in, Amerika ile Rusya'nın gizli gizli ataklar yapması, bazen açık bazen gizli çatışma ortamlarının oluşması. Tabii dünyadaki ekonomik bir takım dengeleri de bozuyor, siyasi dengeleri de bozuyor işin doğrusu. Şimdi burada bizim güçlü olup da bunlara, bütün bunlara direnç kazanmamız ve karşı koyabilmemiz ya da Türkiye'nin başarı hikayesini yazabilmemiz lazım. Burada da ifade ettiğiniz gibi yani devletler ekonomiyle büyür, siyasetle yürütülür, siyasetle yönetilir. Biz hem siyaseti hem ekonomiyi planlı bir şekilde olumlu bir noktaya doğru götürmek zorundayız. Biz bunun bilincindeyiz. Yani yerel yönetimlerde artık şimdi büyük oranda sizin başarılarınızı bekliyoruz. Merkezi hükümette de biz bu başarıları yürütmek zorundayız. Dolayısıyla ülkedeki bu çalışmaların yani hem yerelin hem yerel yönetim hem merkezi hükümetin birlikte yapması gereken çalışmaları başarılı bir şekilde götürebilmesi ülkenin gelecekteki bir takım pozisyonları rahat alması açısından önemli. Dolayısıyla yani bu sürecin böyle devam etmesini ve bu süreçten ülkenin kazanacağına olan inancımız yüksektir. Onun için bu vesileyle yani hepimiz üzerimize düşen milletvekilleri, siyasiler, akademisyenler, ticaret erbapları, şirketler, STK'lar hep bu noktada pozisyon alıp olumlu bir havaya estirecek mesajları, olumlu havaları yapacak, olumlu gelişmeleri yapacak çalışmaları yürütmemiz lazım. Onun için ben burada yani Türkiye'nin ve dünyanın bu konjonktürel durumunun zor aşılacak olan bu durumu biz başarılı bir şekilde götüreceğimize inanıyorum. Çünkü Avrupa'da da bir lider krizi var, parti krizleri var, yönetme krizleri var. Amerika'da aynı şekilde çatışmalar var. Bugün Amerika dünyanın en borçlu ülkelerinden biri durumuna geldi. Çin bir taraftan saldırıyor Amerika'nın ticaretini, hegemonyasını kırmak için filan vesaire. Dolayısıyla burada Türkiye aradan huzurlu bir ortamda sıyrılması lazım. Bunu bazen açık yaparak, bazen gizli yaparak ama işin doğrusu hep beraber yapacağız biz bu işi. Evet, başkanım söyledikleriniz tabii ki çok kıymetli. Yani Türkiye'nin geçmişten gelen bu sorunları aşabilecek her türlü birikimi, devlet gelenekleri, insan kaynağı bunlar mevcut. Her türlü sorunu aşabilecek güçteyiz ama yeter ki bu diyalog, istişare yani bir Türkiye Büyük Millet Meclisi milli mücadele döneminde o süreci yönetmiş bir meclis, Gazi Meclisimiz. Meclisin daha aktif, daha işler hale gelerek ve sorunların çözüm merci olduğu bir sistem
olması gerektiğini düşünüyoruz. Elbette burada böyle bir tartışma açma vesaire niyetinde değilim ama şu son dönemde özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin geçmişteki işlevini ne yazık ki kaybettiğini görüyoruz. Siz de eski bir parlamenter olarak bunu gözlemliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Tabii ki bir takım iyi niyetli bir takım çabalar var ama o istişare, uzlaşı, ortak akıl Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde geçmişte olduğu gibi hayata geçmiş olsa o demokrasinin olmazsa olmaz dediğimiz denge denetim mekanizmaları, fren mekanizmaları hesap verebilir bir yönetim anlayışı olsa ben inanıyorum ki yaşadığımız sorunların belli bir kısmı çözülecek ya da en azından hafifleyecek. Tabi burada doğru niyetler taşıdıktan sonra sorunu çözeriz. Biz de herhalde siz de bu noktada katkı yapacağımıza göre sorunlar birazcık daha çözülecek gibi gözüküyor. Evet. Peki arkadaşlar, teşekkür ediyoruz. Hepinize iyi bayramlar diliyoruz. Teşekkür ederiz. İyi bayramlar diliyoruz. Tekrar hoş geldiniz. Evet. Şeref verdiniz. Bugün başkanım, bizim dört tane bayramlaşma heyeti var. Dört evet, partiye gideceğiz. Kaç ziyaret var diyecektim. İlk sizde başlıyor. Evet. CHP'de başladık. Şimdi ikincisi Büyük Birlik var. İyi Parti var herhalde. Bugün dört tane bizim ziyaretimiz var. Bizim heyet. Bir diğer heyet de diğer partilere gidiyor. Ama partide de genel merkezde zaten gelecek heyetleri karşılıyoruz. Evet. Orada da birkaç heyetimiz var. Dolayısıyla iyi olacak yani. Bizim arkadaşlar da sizde. Gelecekler. Öyle mi? Deniz Yavuz. 9.30'da mı geldi onlar da? Evet, aynı saatte. Yani çok güzel. Çok güzel. Aynı saatte planlanmış. Bizim İstanbul milletvekili yaptık biz. Sizin İzmir İl Başkanlığı yaptınız. Evet. İzmir'de hukukta değil mi aynı evet. zamanda? Ben de üniversitede doçenttim daha önce. Öyle Gazi'de mi? Mühendisim ben de. Gazi evet. Lisan, Selçuk, Master, Erciyes doktora, Amerika post doktora falan. Hı-hı. Biraz yurt dışı falan çalışmalarımız var. Yaklaşık 60 ülkede bir çalışmamız var. Çok güzel. Ticaret, siyaset ve akademik hayatı birlikte götürmeye çalıştık. Dolayısıyla şimdi MEKA'ya üyesi olarak devam ediyoruz. Evet. Aynı zamanda. Hem sivil toplum halkla ilişkiler başka yardımcılığı arkadaşlarımızla beraber çalışıyoruz. Evet. Ümit ediyoruz iyi şeyler çıkacak tabii. Benim parlamentoda Muharrem Erkek Bey'le karşı karşıyaydı benim oda. Öyle mi? Karşı karşıyaydık sürekli beraber görüşürdük. O Çanakkale'ye geçti biliyorsunuz. Şimdi belediye başkanı oldum. Ama güzel bir arkadaştı yani beraber çok çalıştık. Ben de il başkanlığım döneminde beraber çalıştık. Siz, o hukuk ve seçim işleri. Siz İzmir'de çalıştınız tabii. Evet. O zaman siz vekil değildiniz. Ben il başkanıydım. O vekildi ve hukuk ve seçim işlerinden sorumluydu. Genel başkan yardımcısıydı. Basında filan da çok çıkıyordu onun evet, hukuki evet. konulardaki çalışmaları o yürütüyordu. Evet. Bugün kaç kişi geliyor size? Herhalde 12 kişi, 12, 11 partiden gelecek var herhalde değil mi? Daha fazla sanırım. Öyle mi? 13, 14 oldu. Bütün heyetler siz mi karşılıyorsunuz mu? Başka heyetler mi? Evet, ben karşılıyorum. Hepsi siz mi karşılıyorsunuz? Evet, tamam o zaman. Size bugün enerji çok. Deniz Yavuz Yılmaz ve beraberindeki heyet de bütün ziyaretleri yapıyor. Onlar yapıyor. Onların işi biraz daha tamam, zor. Tamamını onlar yapıyor değil mi? Başka heyet yok. Tamamını onlar yapıyor. Bir heyet burada, bir heyet. Evet. Peki. Müsaade isteyelim mi? Çok müsaade teşekkür ediyoruz. Tekrar zaten gelecekler var. Bizim de geleceklerimiz var. Her 15 dakikada bir program yapmışlar. Evet. Dolayısıyla bir 10 dakikalık geçme süresi evet. var. Yol süresi var. İnşallah daha sonra da görüşürüz tekrar. Beklersin. Peki teşekkür ederiz arkadaşlar. Başarılar diliyoruz. İyi bayramlar. İyi bayramlar.